Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu hafta sonları diler. Bugünkü dolar TL altın ons, gram altın, gram gümüş, platin ons ve gümüş ons analizlerimize başlayalım. Analizimize dolar TL kuruyla başlayalım. Dolar TL kurunda neler olabilir? Hangi seviyeler bizler için önemli? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar dolar TL kurunda görüyorsunuz şurada bir yukarıda asılı adam formasyonumuz oluştu. Bu asılı adam formasyonlarında bir trendin, yukarı yönlü bir trendin sonunda görülmesi halinde mum formasyonlarına göre arkadaşlar. Bu bir düşüş sinyali olarak algılanmalıdır. Bu mumumuzun özelliğinde arkadaşlar artık satıcıların devrede olduğu ve hareketin aşağı yönlü dönebileceği şeklinde yorumlayabiliriz. Bu asılı adam formasyonundaki şekli. Biz burada arkadaşlar asılı adam mumunda şuradaki 6.56 tepesini baz alırsak şuradaki 6.48 seviyesine mutlaka bir stop loss bölgesi olarak korunması lazım. Benim de dolar TL kurunda arkadaşlar zaten beklentim buralardan bir düşüş veya düşüş demeyelim de bir düzeltme hareketinin gelebileceği yönündeydi. Bu asılı adam formasyonuyla birlikte bu öngörüm biraz daha pekişmiş oldu. Tabii hiçbir zaman unutulmamalı ki hiçbir formasyonun %100 geçerliliği yoktur arkadaşlar. Fakat bu asılı adam formasyonunda bu tür mumların yukarıda gözükmesi hareketin artık aşağıya doğru ivmelendiği şeklinde algılanır. Görüyorsunuz şuradaki oluşan asılı mum formasyonu. Burada artık hareketin daha fazla yukarı gidemediği ve yukarıda bir dirençle karşılaştığı şeklinde algı yapmamız normal. Görüyorsunuz 6.56 üzerine çıktıkça da dolar kurumuz burada satışla karşılaşmakta arkadaşlar. Bir dirençle karşılaşmakta. O yüzden bu mumu iyi takip etmek lazım. Bu mumlarda bu tür mum hareketlerinde arkadaşlar mumun alt seviyesi bir stop bölgesi olarak kabul edilir. Yani 6.48 seviyesi. 6.48 de aşağı yönlü kırılabilirse arkadaşlar aşağıda 6.36 seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi niteliğini taşımaktadır. Bu 6.36 seviyesinde ki destekle dolar TL tutunabilirse arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. O yüzden ilk etapta benim beklentim 6.36 seviyesinin dolar TL kurunda takip edilmesi gereken önemli bir seviye olduğudur. 6.36 altındaki sarkmalarda da arkadaşlar 6.28 seviyesi önemli bir yer tutmakta. 6.28 ve 6.24'teki destek seviyeleri. Bu seviyeler önemli takip edilmeli. Takibimizde olması gereken dediğim gibi arkadaşlar bu asılı adam formasyonundaki mumdur bizim için. Bu mumda da 6.56 üzerinde kırılım yapıp yapamayacağı da gözlenebilir. Fakat artık hareketin yeterince yukarı doğru hareket ettiği düşüncesindeyim. O yüzdendir artık hareketin aşağıya doğru bir düzeltme hareketi şeklinde gerçekleşeceği benim tahmin ve öngörülerim içindedir. Tabii bu sadece benim tahmin ve öngörüm olup beni bağlar. Hiçbir yatırımcı arkadaşın benden etkilenip buna göre bir kendine işlem açmasını istemem arkadaşlar. O yüzden son karar her zaman kendi verdiğiniz karardır. Unutmayın her karar kendi verdiğiniz doğru karardır. O yüzdendir piyasayı izleyin. Eğer ki 6.56 üzerine doğru hareketler gerçekleşebilirse yukarıda 6.57 ve 6.62 seviyeleri var. Şuradaki 6.62 seviyesi var. Bu seviye takibinizde olabilir bu hafta. Dediğim gibi arkadaşlar benim kendi düşüncem buralardan artık bir aşağı yönlü düzeltme hareketinin gelebileceği 6.38'li 6.36'lı seviyelere doğru. Pazartesi gününden itibaren bu seviyeleri takipte kalacağız. Bakalım yönümüz yukarıya doğru hareketini devam ettirebilecek mi? Yoksa aşağıya doğru bir artık düzeltme hareketleri dolar TL'de başlayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik dolar TL kuruyla ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Altın tarafına da bakalım altında neler olabilir. Altın ons tarafına baktığımız zaman altın onsta da güzel bir kapanış gördük. Altındaki arkadaşlara sevindirici bir haber vereyim. Altın onsta da bizim bu hafta takipte kalmamız gereken
1488 seviyesi var arkadaşlar. Şuradaki 1488 seviyemiz var. Bu 1488 üzerinde bir kapanış gördüğümüz için altın onsta da 1550 seviyesine kadar arkadaşlar, şuradaki 1550 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz altın ons tarafında. 1550 seviyesi altın onsta çok önemli olacak. Eğer ki altın ons bu 1550 seviyesinden, tabii 1550'ye gelmeden önce arkadaşlar şurada bir 1535 direnç noktamız da var. Bunu da belirteyim. Bu 1535'in de yukarı doğru kırılması lazım. 1535'i de kırarsak altın onsta 1550 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar görebiliriz altın onsta. Bu 1550 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar da gelmeye başlarsa altın onsta bu sefer alıcıların kuvvetlendiğini anlayabilir ve 1611 seviyesini takipte kalabiliriz altın onsta. 1550 seviyesi bu hafta altın onsta önemli. 1488 altına sarkılmadıkça yukarıda 1550 seviyesi yakinen takibimizde olacak. 1550 seviyesinde tutunup tutunmadığı mutlak bir şekilde hareket takibimizde olacak arkadaşlar. 1550 üzerinde tutunamazsak hareket tekrardan 1500-1488 seviyesine doğru geri de gelebilir. O yüzden 1555-1550 seviyesi altın onsta önemli, takip etmemiz gereken bir seviye olacak. 1550'yi de kırabilirsek 1611'lere doğru bir yükselişin devamı gelebilir arkadaşlar. O yüzden 1550'ye dikkat diyoruz. 1488 üzerinde de 1550 takibimizde olacak. 1535 ve 1550 seviyesi. Durumların ters gitmesi halinde arkadaşlar, eğer ki 1488 altında günlük kapanışlar gelmeye başlarsa da bu sefer tekrardan 1450'li seviyelere doğru altın onsta geri çekilmeler yaşanabilir. Bu da takibinizde olsun. Fakat ilk senaryomuz 1488 üzerinde 1550'ye doğru, 1535 ve 1550'ye doğru altın onsta bir hareket olacağı yönündedir. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altına da baktığımız zaman gram altında da güzel bir mum kapanışımız gerçekleşti. 314 seviyesi üzerinde bir kapanış gram altında da gördük. 314 üzerinde gram altın bu kapanışlarını devam ettirebilirse arkadaşlar, 314 altına inmezsek gram altında da 324 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir seviyemizdir 324 seviyesi. 324 seviyesi yükselişin devamı için önemli. Bunun devamında da 330 seviyesi yakından takip edilmesi gereken bir seviye olacak gram altında da. Dediğim gibi ilk etapta arkadaşlar bu 314 üzerindeki kapanış gram altında bizi 324 seviyesine götürebilir. 324 de dikkatle takip. 324'ü de yukarıya doğru aşarsak benim beklentim 330'lu seviyelere doğru gram altında bir hareket yaşanacağı yönündedir. Gram altındaki arkadaşlar bu verdiğim seviyeleri takipte kalsınlar. Güzel bir haftalık kapanış geldi. Bu bir gram altındaki arkadaşlar için sevindirici bir haber. 314 altına düşmediğimiz müddetçe yukarıda 324 ve 300'ler bu hafta gram altında takipte olacağımız önemli seviyeler. 314 altında tekrar düşüş trendine girerse de arkadaşlar 305 seviyesi kötü senaryomuzda satıcılar tekrar devreye girer. 314 altına gram altını çekerse bu sefer de 305 ve 299 seviyeleri gram altında takipte kalmamız gereken önemli yerler olarak gözükmekte. Fakat 314 üzerinde bir kapanış geldiği için arkadaşlar biz ilk etapta 324'ü takip edelim ve 314 üzerinde günlük kapanışlarına devam edebilecek mi? Onu bir pazartesi günü gözlemleyelim ve bu hafta bu seviyeleri takip edelim. İnşallah buradan yukarıya dönen hareketlerin devamı gelir ve bir nebze de olsa bu seviyelerden terste olan arkadaşlar varsa da kendilerini bu seviyelere, yukarı yönlü seviyelere doğru zararlarını bir nebze de olsa azaltmış olurlar diyelim. Ve gümüşe bakalım. Gümüşte neler oluyor, neler olabilir, onu bir inceleyelim. Gram gümüşe de baktığımız zaman gram gümüşte 2.62 direnç üzerinde bir kapanış geldiğini görüyoruz 2.66'lı seviyelerde. Bu da gram gümüşte bizim için önemli. 2.62 seviyesi önemli arkadaşlar. Bu 2.62 gram gümüş kendine destek yapabilirse yukarıda 2.93 seviyesine doğru ataklarına devam edebilir. Bizim bu hafta 2.62 üzerinde gram gümüşün tutunmasına ihtiyacımız var. Gram gümüşteki arkadaşların 2.62 üzerinde 2.93 seviyesine doğru atak yapabilir. Beklentimiz devam ediyor gram gümüşte arkadaşlar. Benim beklentim 2.93'lü seviyelere doğru. Onun akabinde 2.86 direnci var.
2.62 üzerinde bir 2.86 direncimiz var. Bu 2.86 direncini de aşıp 2.93 direncine doğru hareketler bekliyorum ben. Şuradaki 2.86'da bir direnci var. Ve onun üzerinde 2.93 dirençleri mevcut. Gram gümüşün arkadaşlar olumluya dönebilmesi için de bu 2.93 üzerinde mutlaka kapanış yapabilmesi şart. Eğer ki gram gümüş de bu 2.93 üzerinde kapanışlar yapmaya başlayabilirse o zaman yukarı yönlü hareketler hızlanır. Diğer satıcılar da devreye girer ve 3.43'lü seviyelere doğru gram gümüşle hareketlerine devam edebilir. Fakat bunun için ilk şartımız ne diyoruz arkadaşlar? 2.93 üzerinde tutunması şart. Eğer 2.93'e gelip buralardan yani 2.86 direncini geçip 2.93 direncine gelebilir. Buralarda tutunabilirse o zaman 3 ve üzerinde artık gram gümüşle hareketlerine devam edebilir. Fakat bu 2.93 üzerinde tutunamazsa arkadaşlar buradan tekrar satış yiyip 2.62'li seviyelere doğru geri de gelebilir. Bu hafta bizim için 2.62 üzerinde kalan gümüşte 2.86 ve 2.93 beklentimiz devam ediyor. Fakat 2.93 dediğim gibi önemli olacak arkadaşlar. 2.93 üzerinde tutunamazsak da tekrardan hareketine geri dönebilir 2.62'li seviyelere. Bu yüzden gümüş gramda 2.93 dikkat diyoruz. 2.93 üzerinde hareketlerin devamı halinde alıcılar devreye girer ve hareket 3 ve üzerine doğru gümüş gramda devam edebilir. Bu önemli seviyeleri takip edeceğiz. Platin onsa da bakalım. Platin onsa neler olabilir? Platin onsa da bakmadan önce arkadaşlar bir koronayla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Özellikle 60 yaş ve üstündeki takipçilerin bir müddet evlerinde kalsınlar. Son aldığımız haberlere göre herhalde ölü sayısında da bir artış meydana gelmiş. Vaka sayısında da yükselme var. O yüzden biliyorsunuz tüm uzman doktorlarımızın da uyarısı var evlerinizde kalın diye. Hükümetimiz de bu konuda birçok kolaylık göstermekte. Yapılacak şeyler çok basit. Sık sık el yıkayacağız. Dışarıdan getirdiğimiz kıyafetleri belli bir odada çıkartıp bu virüsü evin diğer yerlerine de yaymamak için kıyafetlerimizi belli bir yerde izole edeceğiz. Ve günlük olarak kıyafet yıkayacağız arkadaşlar. Maske olayında herhalde uzmanlar da biraz kararsız. Takılıp takılmaması yönünde. Fakat benim anladığım hasta olanların dışında maske takılmasına gerek olmadığı yönünde. Hasta olmayan kişilerin maske takması daha da kötü sonuçlar doyurabilir. Bunları anlıyorum. Yapmamız gereken sık sık elimizi yıkamak ve yanımızda su sabun bulunmadığı yerler içinde 80 derecelik bir kolonya taşıyıp ellerimize bunu sıkmak, ellerimizi ağzımıza burnumuza götürmemek ve mümkün olduğu kadar iki kişi yan yana gelmemek arkadaşlar. İki kişi yan yana geliyorsak bile aramızdaki mesafeyi 1 metre veya 2 metre şeklinde tutmak şeklinde hükümetimizin aldığı önlemlerin yanında vatandaş olarak da bizlerin bazı önlemleri alıp kendimizi korumamız lazım. Bu tür önlemleri almamız lazım arkadaşlar. Ki bu vakalar daha çok çoğalmasın. Bu vakaların bir anda çoğalması demek arkadaşlar. Hep bir anda hastanelere yığılma şeklinde olacağı için şu anki bu yığılmaları karşılayacak bir doktor ve hastane kapasitesi bilmiyorum ama dünyanın hiçbir yerinde yoktur herhalde. O yüzden mümkün olduğu kadar bu hastalık elbet bir şekilde hepimize bir şekilde bulaşacağı benziyor. Fakat biz bunu ne kadar geciktirirsek hem ülkemiz açısından hem bizim açımızdan daha iyi olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Bu işi elimizden geldiği kadar kendimizi kontrol ederek sonlandırırsak hepimiz açısından daha iyi olabilir. Mümkün olduğu kadar yaşlı 60 yaş üzerindeki insanlarla artık 60 yaş üzerine ben yaşlı demiyorum arkadaşlar da orta yaştaki insanlarla da fazla dışarıya çıkıp gelmelerde yakın temastan kaçınalım ki bu 60 yaş üzerindeki büyüklerimizi de bu hastalıktan koruyabilelim. Şimdi Platin Ons'a bakalım. Platin Ons'ta neler olabilir? Platin Ons 629 üzerinde bir kapanış yapsaydı bizim için çok olumlu olacaktı. Fakat 629 altında bir kapanış gerçekleşti Platin Ons'ta. Şuradaki 629 629 seviyesi altında 614 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Platin Ons'un bu 629 üzerinde mutlaka kapanış yapabilmesi şart. Buradaki direnci kırabilmesi şart. 629'daki direnci kırabilmesi şart. Bu 614
tarafında kapanış gelmesi platin ons için pek iyi değil. Fakat yeşil bir mumla kapanmış bir platin ons görüyoruz. 629'a doğru bu platin onsun hareketlerin devam edebilir. Bu takibimizde kalacak. Bu 629'u yukarı yönlü platin ons kırabilirse yükselişin devamı içinde takipte kalmamız gereken en önemli seviye bu hafta 735 seviyesi platin ons'ta. Bu 735'e doğru hareketlerini gerçekleştirebilirse platin ons ve 735 üzerinde kapanışlarını gerçekleştirebilirse de 900'lü seviyelere doğru tekrardan ataklar yapabilir platin ons. Fakat bunun için 735 seviyesi üzerinde kalması şart arkadaşlar. 735 ve 629 dirençlerini geçebilmesi şart. Bu dirençleri takibimizde olacak. Özellikle 735 direnci platin ons'ta da takibimizde olacak. Bu direnç yukarı kırılmadığı müddetçe platin ons'ta yukarı yönlü alıcıların gelmesini bekleyemeyiz. Fakat 735 yukarı yönlü kırılırsa bu sefer alıcılar tekrardan devreye girecektir platin ons'ta. 629'da bulunan orta direncimiz var. Orta direncimizin de mutlaka kırılıp üzerinde alıcıların gelmesi şart. 629 ve 735 seviyeleri platin ons'ta mutlaka takip edilmeli. 629 kırılır. 1-2 günlük üzerinde kapanışlar gelebilirse platin ons'ta 735'te seviyeleri doğru hareket gelecektir. İnşallah 735'i kırabilir platin ons. 735'i kıramazsak tekrardan 629'lu seviyelere doğru geri dönüş başlar. Bizim bu hafta bu seviyeleri takipte kalmamız şart. 629 altında da olumsuz bir senaryoda tekrardan 563'lü seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. O yüzden platin ons'ta net bir şey söylemek güç. İlk etapta 629'un kırılması şart. 629'u kırabilirsek de hareket daha olumluya döner. 735'li seviyelere doğru hareketler başlar diyebiliriz o zaman. Eğer 735 üzerinde de 1-2 günlük kapanış görebilirsek 900'lü seviyelere doğru platin ons'ta da hareketler bekleyebiliriz. 735 önemli. 735 üzerinde kapanışlar gelemezse de platin ons'ta tekrar aşağı yönlü kırılımlar gerçekleşebilir arkadaşlar. Bu seviyeleri takipte kalın. Ben de sizler için elimden geldiği kadar bu takipleri yapmaya çalışıyorum. Eğer anlattıklarımdan bir fayda görüyorsanız kanalıma bir beğeni atarsanız beni sevindirirsiniz. Ayrıca kanalımızı başka mecralarda da paylaşır. Yaptığımız videoların altına da kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı eklerseniz ve ayrıca arkadaşlar korona ile ilgili yapılması gerekenler ve bunun tedavi yöntemleriyle ilgili bildiğiniz, hani derler ya anneden atadan bildiğiniz yöntemler varsa bu videonun altında da yazabilirsiniz bunları. Beni çok memnun edersiniz. Yorumlarınızda bunları da görmek isterim. Şimdilik altın ve dolar, platin, gümüşle ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah hepiniz terste olanlar varsa hepiniz en kısa zamanda tersten kurtulursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.